Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis suikastinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak anılan Bitlis, ABD'nin Kürt Devleti planına karşı bölgesel işbirliği siyasetlerinin hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcıyordu. Talep edildi mi efendim? Şu anki görüşmede talep edildi mi? Bitlis, Güneydoğu'da uygulanan şiddet ve göç politikasından rahatsızdı. Ana hatları bölge halkının kazanılması, Türkiye, İran ve Suriye bölgesel işbirliğiyle Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, Barzani güçlerinin Irak'ta ortak hareket etmesi sağlanarak çekiç gücün bölgeye girişinin önlenmesi ve ABD destekli PKK'nın bölgeden çıkarılması olan plan işliyordu. Bu siyasetler 22 Mart 1992'de Orgeneral Eşref Bitlis imzasıyla Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a rapor edilmişti. Özal ise bu raporları ABD'li yetkililere vermişti. ABD jetleri 1992'de Irak'ın kuzeyinde Eşref Bitlis'i taşıyan Skorsky helikopteri taciz etmiş, Bitlis ve ekibi ölümden dönmüştü. Helikopterle hareket ettik. 10 dakika veya 15 dakika sonra Amerikan F-15'leri bizi rahatsız etti. Hem de ne kadar biliyor musun? İşte bu kadar mesela. Yani şu kadar. Çok kısa evet, çok mesela. Yakın. Çünkü helikopteri bayağı salladı yani. Evet, ama helikopter de bayağı sallantıdan belki de düşebilirdik yani o sırada. Ya o da bir aslında girişim olabilir mi ya yani? Kesinlikle girişim. Orgeneral Eşref Bitlis, özel harpçı ABD subaylarını karargâhtan atmıştı. Jasmet komutanı ve çekiç güçteki subaylar Eşref Paşa'yı Washington'a iki kez şikayet etmişti. 1992'nin Ekim ayında Irak'ın kuzeyine Türk ordusunun yaptığı ilk kapsamlı harekat Orgeneral Bitlis komutasında yapıldı. Harekatın yapıldığı topraklar 1991'de Körfez saldırısından sonra ABD'nin denetimindeydi. Bitlis, Türk ordusunun ABD hesabına Irak'ın kuzeyine girmesi planına da açıktan karşı çıkmıştı. Tarih yaprakları 17 Şubat 1993'ü gösteriyordu. Ankara Yeni Mahalle Postane Merkezi'nin bahçesine bir uçak düştü. O özel uçak Ankara Güvercinlik Askeri Havalarından 12.20'de kalktıktan 5 dakika sonra arıza anonsu yaptı ve kısa süre içinde yanarak yere çakıldı. Uçağın içinde Diyarbakır'a giden Orgeneral Eşref Bitlis vardı. Ertesi gün gazeteler daha Bitlis'in cenazesi toprağa verilmeden sabotaj değil kaza manşetiyle çıktı. Aydınlık gazetesi tam 6 ay sonra sabotaj değil kaza manşetlerine kaza değil suikast manşetiyle yanıt verdi. Bitlis dosyası açılmıştı. Aydınlık peş peşe haberlerle uçağın buzlanmaya bağlı olarak düşmediğini, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in emriyle Bitlis'in otopsi raporunun yok edildiğini kanıtlamıştı. Ve daha önemlisi, Bitlis'in yakın çalışma arkadaşı bir general, Eşref Bitlis'in ABD-PKK ilişkisini kanıtladığı için ABD tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Eşref Bitlis'i taşıyan özel jetin motoruna müdahale edilmişti. İçeriden güvenilir biri yakıta yabancı bir madde koymuştu. Pilotun son anda motor arızası demesi de bunu güçlendirmişti. Suikasta şehit olan pilot yüzbaşı Tuğrul Sezginler'in aile avukatı Nusret Senem, uçak kalkıştan sonra buzlandı ve yere çakıldı yalanını yargılamalarda kanıtlarıyla çürüttü. Çünkü Orgeneral Eşref Bitlis'i taşıyan uçak -60 derecelerde bile uçabiliyordu ve uçakta buzlanmaya karşı anında devreye giren sistem vardı. Amerika Birleşik Devletleri Kürt meselesinde bölgesel çözüm peşinde olan Orgeneral Eşref Bitlis'i suikastıyla şehit etti. Bitlis'in ölümüyle bölgesel işbirliği planı rafa kaldırıldı. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay Başkanlığı döneminde bu plan 1995 Mart'ında yapılan Güneş Harekatı'yla yeniden hayata geçirildi. Harekatı öğrenen CIA, 12 Mart günü İstanbul'da Alevi derneklerine Gladio elemanlarını saldırtarak kışkırtma tezgahladı. Çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti. Buna rağmen Bitlis planı uygulandı ve Irak yönetimi Barzani ve Türkiye'nin ortak hareketiyle bölgedeki CIA peşmergeleri kovuldu. Irak, Türk sınırına kadar bölgeye hakim oldu. Bu harekat, Batı basınında ABD'nin Vietnam'dan sonraki en büyük yenilgisi olarak değerlendirildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek o dönem Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Amerika'ya direndiği için katledilmiştir. ABD ile Türkiye arasında büyük bir mücadele başlamıştır demişti.
İşte o mücadele Ergenekon balyoz tertipleriyle devam etti. Eşref Bitlis daha öldürülmeden önce adı Ergenekon tertibi şeması lider kadrosu arasına yazılmıştı. Vatan Partisi önderliğinde Silivri duvarlarının yıkılmasından sonra Türkiye ABD gladyosu olan FETÖ'yü ezdi. ABD güdümünden çıkan Türk ordusu Irak'ta ve Suriye'de ABD'nin PKK-PYD koridorunu dağıttı ve nihai hedefe doğru ilerliyor.